Hadi şuna bir bakalım hep birlikte. Tamam. Okey, orası okey. Evet, seçmeyin. İyi bir şey değil. Bunun nedeni nedir acaba? Saçımı yaptım. Saçımı yaptım. Nasılsınız? İyi misiniz diye bir başlayalım. İyiyiz, güzeliz. Ne yapalım? Sıcaklarda pişmece. Evet, terledim şu an. Oturduğum yerde yemin ediyorum. Evet, biraz havalar sıcak. Tamam, şimdi nasıl geçiyor bu karantina süreci? Neler yapıyorsun? Evden bir şeyler yaptığımız için, yayın olsun vesaire olsun. Aynen. Bizim için birazcık daha hızlı ve kolay geçiyor süreç. Ama yine de sıkılmayan şeydir yani. Neydir? Ruh hastasıdır diyeceğim şimdi, olmayacak. Sıkılmayan delidir. Şimdi Pelin, şu soruyla başlayacağız ilk bölümümüze. Yayınların sırasında başına gelmemesi için... O ses neydi ya? Motor. Duydunuz mu? Gene geldi. Hissediyor adam. Kamera açıldı mı hissediyor o motorcu. Yayınların sırasında başına gelmemesi için dua ettiğin, şu başıma asla ama asla gelmesin yayını, dediğin şey nedir? Yayını kapattığımı sanıp açık unutmak. Bu en çok korktuğum şey. Ya sesim hala gidiyormuş ya da böyle yaptığım şeyler hala gözüküyormuş diye korkup tribe giriyorum. Yayını kapattıktan sonra hatta 10 kere falan kontrol ediyorum. Az önce verdik daha arayı. Moladayken ya da bir şey olduğunda mikrofonu yanlışlıkla açık unutmak. Çünkü o sırada insanlık hali. Ne bileyim, affedersin, osururum, bir şey yaparım. Şu başıma asla ama asla gelmesin dediğiniz şey nedir? Ses mi gitti? İnternet gitmesi. Osurmak. Oğlum, önemli ses. Abi bir viral oluyor ama. Hani. Ben tutmayı biliyorum, o yüzden hiç korkmuyorum. Öyle bir canlı yayında olmuş şey bir olay. Bir de 5 kişi var, kimin yaptı da belli. Aniden fare mare gelir diye gerçekten. Ay, çok anlamsız. Bir şey söyleyeyim mi? Öyle bir şey olsa çok gülerim ha. Vallahi korkuyorum. Bak ayaklarımı çektim zaten şurama kadar. Ben çok korkuyorum falan. Helal be kızım. Benim bilgisayarımda benim ev arkadaşlarımdan Emre yayın açıyor. Ben bazen kendi odama dalıyorum. Ya fare ne alaka diyorsunuz da? Her yerden girebilir. Farksız olsun. Ha, farkında evet. Olmadan giriyorsun yayın olduğunu. Üstsüz olsun tabii tabii. Bir kere hatta daldım. Son anda toparlayıp direksiyonu geriye kırıp odadan lan yayında mısın diye çıktım böyle. Şimdi bugün Twitch yayınlarında yaşanan en enteresan failler. Çok önemli bir devlet meselesi vardı da Batuhan'la onu çözmemiz gerekiyordu. İlginç anları ben sizler için derledim. Allah'ım inşallah içinde yokumdur. İlk olarak iki tane videomuz var. Ayrı ayrı, ikisi de ayrı ayrı derlemeler. İlkini açıyorsunuz ve videolara başlıyorsunuz. Başlıyorum. Ses geldi, evet. Ben kapatmıştım sesi. O zaman ilk videomuzdan. Neymiş dayım? CSGO kasası açıyor. Bizim Cantu'nun işleri bunlar. Oğlum bu bizim iş. Evet bizim iş. Elevator Glow çıkarsa sevinirim diyor. Ana Stop. O çıktı. Ay kral. I've got a butterfly knife. Ne? Oh my god. Evet bravo abi. Worth like $400. Holy shit, I think I just shit myself. I think I fucking just actually shit myself. Fuck! Ya altına da sıçmazsın. Çıldıracağım yani. Bir şey diyeceğim. Nasıl ya? Altına mı? Bir de biz bağırıyoruz diye bize kızıyorlar. Yemin ederim. Oğlum altına sıçan varmış lan. Neden abi? Gerçeği. Kıçında bok mu var? Ay pardon. Şimdi başka kanala gittiğimiz için ilk başta tabii ki de kıçında bok mu var şeklinde soruyorum. Sonra başka bir kanalda olduğum için düzeltiyorum tekrardan geldim mi? Çünkü orası bizim kanalımız değil yani. Bizim kanalımız olmadığı için söylediklerine dikkat etmen gerekiyor biraz da. Özür diliyorum. Aa, poposunda öyle bir şey mi var? Aa, poposunda kakalar. Yani gerçekten sıçmış. Adam gerçekten altına mı sıçmış? İnanılmaz. Oğlum bu nasıl bir mantık? İnsan heyecan... Allah Allah, olabiliyor mu böyle bir şey ya? İnsan heyecanlanınca altına sıçar mı ya? Söylediğimde hiç gerçek olduğunu düşünmemiştim. Hani en son... Abi zaten nasıl yani gerçek olabilir ki? Ben bilinçli yapıldığını bile düşündüm. Altını
bırakmaz. Tutmuş tutmuş kasa açmaya beklemiş, anladın mı? O kadar da değil canım. Ya sevinirsin de yani. Evet, tam ucundaymış. Yani. Biz insanlıktan çıkıyoruz bıçak çıkınca. Ben yine bir terledim, heyecanlandım. Niye kısıyoruz sesi? Birbirine sarılmalar, yumruklar, tekmeler böyle havada uçuşuyor. Kıstım. Adam çok sakin diyordum, tam adam altına sıçmış. İçimiz alışkın da. Star Trek, come on! Kaptan dişi çıktı amına koyayım. And then you can serve. Abi kıracak bir yerleri kesin. God, my serve is off. Kısak da duyduk ama. Oh. Allah, ödüm koptu be. That did not sound good. Serve is off. Oy. Yayından önce kakası varmış gitmemiş kesinlikle. Bu net benim başıma gelebilecek bir şey. Şimdi ben bunu diyorum, bir şeyi kırabilmek manasında, yani bir şeyi kırma konusunda kabiliyetim olması konusunda. Bakar mısın bak. Boyun yetmez, boyun yetmez, boyun yetmez, boyun yetmez. Senin boyun, senin boyun. Ayıp değil mi? Ayıp değil mi? Etrafımdaki bir şeyi kırmaktan bahsediyorum ben. Shit. He's dead. Shit. Ya bu inanılmaz komik ya. I wrote her in today because I'm telling you she's a better person. Ya ben bir gün Mia'nın böyle dellenmesi daha çok korkuyorum. Oha, bırakmadı oğlum ayol. Tırnağı mı takılmış? Ay çok kötü. Çok kötü. Kıyamam, görmedim ben tırnağının takıldığını. Ay gerçekten çok. Ben en korktuğum şeylerden bir tanesidir bu. Ay kedi çalırdı. Bu kadar agresyon yüklendi. Kıyamam, tırnağa takılmış. Bibişkom. Zorla tutuyordu bir şey çekmek için vesaire. Kedinin patlama. Ben hiç görmedim ki tırnağının takıldığını garibimin. Aferin, sen böyle değilsin. Of. Göstersene kameraya oğlum, çok tatlı. Göstereyim. Öyle bak. Çok şeker bir şey bu ya. Uysal. Değil mi Leo? Uysalsın değil mi oğlum? Aa, bu ben işi... bunu görmüştüm. Dur bak, bu kavga edeceğiz. Bir tane. Normalde... Oğlum bu video zamansız ya. Ne zaman izlesen gülersin ya. Bu işin rajonu nedir? Bu harika ya. Bu gerçekten harika. Normalde... Abi de bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor ya. Normalde... Kendinden geçiyor. Kendinden geçiyor ya. Avradını sikiyim, her yerimi tırmaladı pinç. Of. Ağzının suyu... Baksana zaten ben sinir krizi geçiriyorum. Yediler uzun. Benim hala her izlediğimde sinir krizi geçiriyorum. Yani inanılmaz ya. Kendinden uzaylı geçiyor, ya. Kendinden. Galiba harbiden kediler uzaylı. Kole de, kole çıkarın ya kole. Ha geldi. Aa, ben bu da iyi biliyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. Aa, yanan zippo mu? Kibitle. Bak. Büyük yanar o. Yere mi attı onu? Sıfır kafa çalışması ya. Abi yandı be. Diğer taraf yandı. Yangın çıkıyor. Sol taraf yanıyor bu arada. Adam görmüyor mu orayı? Sol taraf yanıyor. Alo! Arka taraf! Ya Allah'ım, bir damlası döküyor bak, sinir krizleri ya. Sinir krizleri yani. Onu döküyor. Oğlum denediği şeylere bak. Bak kral, atsana üstüne battaniyeyi, yorganı. Zıpla sonra üstünde sönsün. Ay amca, ama sen de var ya. Bir de orayı bırakıp gidiyor ya. Gelemedi. Abi, bak. 10 dakikada gelemedi, sinir krizi. 10 dakikada gelemedi.
Ha tamam, onda söndü. Tabii. Şu anda söndürdüm, bravo. Diyen de. Eline sağlık abi gerçekten. Adamın getirdiği. Abi mahalle yanıyor. Abi leğenle saçını tarıyor yani o sırada. Küçücük su leğeninin buna derman olacağını düşünmüş abi. 2020'deki dertlerime karşı ben. Oo, duman altı oldu buralar. Yayını kapat hocam. Yayını kapat. Nerede yayını kapat? Ne? Benzin mi getirdin? Ne yaptın? Sönmüyor da Allah aşkına. Benzin döktü. Ben gerçekten benzin döktüğünü düşünüyorum ama. Nasıl abi? Nasıl o kadar büyütebildin yani? Onunla ilgili sana şöyle bir bilgi vereyim mi? Yangın, bu herifin çıkarttığı yangın, iki apartmana birden yayılmış. Ve itfaiyenin yangını söndürmesi tam 6 saat sürmüş abi. 6 saat sürmüş. Evet. Kibrit kutusundan çıkardığı yangına. Evet. Neymiş arkadaşlar? Adam olur. Leğenle saçları var. Sonra böyle götümüz yarar. Lan bu ne ya? Ya orada kütüphane gibi bir şey yanıyor tahta. Oraya sıçramış zippo gazı. Adam baya istifçi. Bütün kutu ki arkası bütün şey karton. Sıkıntı bu arada, onu satın almayın sakın. O kibrit şeklinde zippolar var ya. Evet. Orada yani bandırdığına göre çok daha fazla bir zippo gazıyla beraber yüzün yanabilir. Thank you for getting swatted. What in the world? Aa, bu SWAT muhabbetleri. Oha, bu gerçek. Böyle bir şey Türkiye'de yapılabiliyor olsa ben çok net bizimkilerin benim eve göndereceğini düşünüyorum. %100 gönderirlerdi benim mod ekibi. Şu an. Bak %100. Çok fena ya, evi swatlatıyorlar. Ben bunu izlemedim. Niye swatlıyorlar? Yurt dışında bir etkinlik bu abi. Yayıncıların evinin adresini bulunca polis yolluyorlar. Adamın üstüne bastılar lan. E abi, elinden terörist faaliyet var zannediyor orada evi basarken. What's your name? Arkadan da kandırsın. Ya da şayet yat. Bak sizin geliyor, Allah'ım yarabbim. Allah'ım sen koru yarabbim. Ben öyle bir şey olsa ben bayılırım. Ben direkt kendimi yere atarım. Ağlarım. Haşortmanınla şey, polis bey, polis abi. Gerçekten hızır hızırım. Abi ben bir şey yapmadım abi diye. SWAT ekipleri herhalde sıkıntı. Bayılma taklidi yaparım ki direkt. Her ihbara gerçekten böyle kapı kırma, open up falan giriyorlar mı yani? Senin adresini biliyorum, arıyorum. Senin adresine böyle bir ihbarda bulunuyorum. Geliyorlar, seni basıyorlar direkt. Mesela bunun bana karşı bir yaptırımı yok mu? Olur büyük ihtimalle, yurt dışında var mı bilmiyorum yani. Peki benim bayağı olayı hukuki boyutu. Evet, aynen o. Yaptırımlar falan. Komşu vardı bir tane bizim, tamam mı o bak. Bir örnek alalım. Eve kız atmışlar, kız bağırtırıyorlar diye şikayet etmiş polise. O sefer üzdün değil mi lan? Bağıran da kantoruldaki benim çığlıklarıma kız çığlığı diye memur bey geldi. Dedi ki yani evde kız çığlığı var, ben de duydum dedi. Kapıyı dinliyorlar çünkü geldiklerinde. Orada da Nemesis'le karşılaşmıştım. Kız çığlığı geldi evden dedi. Buyurun memur bey girin dedim. Girmediler. İzin olmadan giremiyorlarmış evlere. Yani biz buyur ettik ama içeride bir ben vardım. Wow. Bir de Cantu vardı yani. Benim yan tarafın yok. Benim yan taraf hiçbir şey yapmıyor. I'm really like... I'm... I don't want to be awake right now. Bir de kalbim. Oğlum o nasıl bir hareket lan? Kalbimdesin mi diyor? I want to kiss you. Neler tamam, neler. Çok çirdiğini. Tamam. Ey yavaş yavaş. Yedin yavaş. Yavaş yavaş. Al kırdı. Çınar hoş geldin. neler Biraz ama bu RP. O kadar da coşmazsın yani. Yani nasıl görmeden insan şey yapabilir ki? Hayır, adam yani görür sonuçta sağında sonunda insan var mı yok mu diye hareketlere bir bak bence. Adamın hiç umru şey değil yani. Ya. I like ben buna çok sinirlendim ya. Ben buna çok sinirlendim. It was at this moment that Adam knew he fucked up. Did you just throw it out the window? Kovacandı nasıl? Did you just throw it out the window? Did you just throw it through the fucking window? And the Adam knew.
Kolu fena, kolu ne? Cam kırıldı. Aşağı gitti değil mi? Kolu camda. Did you just throw it out the window? Did you just throw it through the fucking window? Oh my god! Yabancılarda gerçekten para var herhalde, ben bir şey söyleyeyim mi? Kolların fiyatlarını biliyor musun? Ya! Bende bir tane var, göz bebeğim gibi bakıyorum. Burada özel yeri var, orada duruyor. Hiç. Burada özel yeri var, geç bebeğim. NBA oynarken çok sinirlendim. Russell Westbrook gerçekten broken. Çok fazla imkansıza yakın sayı attı. Ben artık bir delirme adresine geldim. Ondan sonra benim... Bir şey söyleyeyim mi? Burada o kadar para muhabbeti çevirmiyorum. Öbür hafta yayınlayacakları videoyu bir izleyin. Bir şey söyleyeyim mi? Aralıksız para konuşuyorum. Aralıksız gerçekten para konuşuyorum. Çok ciddiyim. Steve Nash'in bomboş bir üçlük kaçırdı. Ben kolu aldım. Dedim, böyle işi dedim. Televizyona fırlattım. Televizyona mı fırlattın? Tabii. Televizyonun ortasında bir delik açtım. Sana o story'yi atacağım abi. Ya bu çok iyi ya. Bu çok iyi video. Ne oldu? Bekliyorlar hep birlikte. Röportajdan önce böyle konuşuyorlar ya bizle kanka. Böyle mal mal bekliyorsa. O anı konuşuyorlar. Soldaki adam kaybetmiş herhalde. Ya bu çok. Şu an yayına girmeyi bekliyorlar herhalde. 3-4 dakika böyle bakıyorlar. Bakışacağız mı daha böyle? Ulan bir çete baksaydı çaktırmadan. Ya bu nasıl bir an ya? Benim böyle şeyler aşırı sinirlerim bozuluyor. Öyle bekliyorum kamerayı. Ya bir de bunu görünce aklıma ne geliyor biliyor musun? Şey vardı yani. Hop İsmail kamera gidiyor. Öyle bekliyorlar. Engelli olduğu için tekerlek belinin yayın açmasını bekliyor. Ya bu adam çok fazla şey söylerdim de. Get on your mount and follow me. Ya ben bu adamı biliyorum ya. Baksana nasıl sinirleniyorum hemen. You hurt my feelings. Medilovçum hoş geldin. Hey Angel. Hi. There we already leave. Mission when it's easily out geared. Şeyim acı hoş geldin. Our dog is... Oh my god. We took our dog easily out geared. Aaaa! Mucize! Mucize! Abi miracle! Şerefsiz. Like to the fish shop today. Because the dog loves just like going out and meeting new people. Böyle it köpek büyük. Ben daha devamında banlanması az bile olmuş. Şöyle yapılması lazım, böyle yapılması lazım şeklinde konuşuyordum. İyi ki kesmişler onu. Yüzü görmesin ya. Dur bakayım nasıl kaldı. Vallahi gün yüzü görmesin yani. Salak. 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 Like to the fish shop today because just like going out and meeting. Şu an yayında olduğunu falan mı unuttu bu adam? Ne oluyor? Büyük ihtimal abi boşluğuna falan geldi böyle tuvalete muvalete gidecek herif. Çat diye kalkıp gitti. Oha! Uzun yıllardır yani bu kadar bunun RP'sini yapan adam nasıl boşluğuna geldi acaba? Veya nasıl delirmiştir acaba bunu yaptıktan sonra yani? Çok ilginç geldi bana. Abi ben böyle şeylerden ya ben hani tam şeref yoksunluğu işte ya. Kendine dürüst olmazsan yani işte zaten hiçbir şekilde mutlu olamayacağın için bana bu çok şey geliyor yani. Bilmiyorum utanç verici. Did you know it's impossible. Aa Tyler Van Reis geldi bakalım ne yapıyor. Tabii canım millet. Millet ne biçim davranıyor yani sırf para kazanmak için Allah kahretsin yani. Guys, you can do it. You believe that? Yumurtayı kıramıyorum, sussun böyle ama... Evet. Acı olarak çok iyi geldi ya. Çok ayarlı, dam çok güzel bir şarkı damlıyor. Bir şeyi asla yapmam dedikten iki dakika sonra ben... Adam... Guys, it is actually possible. It is actually possible. Tebrikler Tyler hocam. Sizi tebrik ediyorum. Sizi yani gerçekten... tebrik ediyor ve takdir ediyorum. Guys. Guys, it is actually possible. Harika. It is actually possible. Çok sevdim. Son video harikaymış.
Abi yumurtayı avuç içinde tutarak kıramazsın, ben de duymuştum bu arada. Evet, parmak ucunla parmak sıkınca değil mi ama? Kütür kırıyor. Mit mi bu peki? Yoksa yani fiziksel olarak gerçekten hani basınçla falan filan alakalı bir durum mu var yani? Abi hiç de... Parmak uçlarınla kıramıyorsun diye biliyorum ben. Yani, değil mi böyle? Sana inanılmaz şey sorular. Değil mi öyle bir şeydi galiba? Abi madem bu videoyu seçtin. Bana her şeyi bilmek zorundasın diye. Bana bunu açıklaması yapmak durumundasın falan diyormuşum sana. Senin yayın sırasında başına gelen en ilginç, en beklenmedik şey neydi? Ya geçen başıma geldi aslında. Ya geçen terasta şey yıkadım, oyuncu koltuğunu yıkadım. Parmak ucu değil mi? Bak işte biliyorum. Beklettim. Hani ne olur kurur diye düşünüyorsun değil mi yani? Yayında ondan sonra ben bunu aldım işte oturdum üstüne falan filan. Yayında paçadan damlıyor bir şeyler. Onu sil. Ondan sonra gerçekten oku. Hayırdır inşallah falan. Oturduğum yer ıslakmış meğerse yayında da çıkıyor. Oyuncu koltuğunuz varsa yıkamayın, silin. Silin. Yıkadığınız zaman hayatta kurumaz. Kurumaz. Taktırmamaya çalışıyorum falan. Benim başıma gelen herhangi bir şey. Abi düşüneyim. Aa var. Heh geldi. Bakın rezil gene orada. Bakınca geldi. Ben yayındayken koltuğa işemişti. İşiyor musun? İşiyor musun? Gözünün içine bakarak işiyorsun. Ya. Ya. Düşünüyordum hala. Tek bir saniyeni isteyeyim. Aklıma gelen bir şey olursa söyleyeyim. Benim yayınlarımda böyle çok bir şey olmadı. Sadece ben İzmir'de yayın yaparken eskiden benim dedem epilepsi hastası. Ben yayındayken kriz geçirmişti, düşmüştü. Ambulans çağırmaya falan inmiştim. Böyle bir olaylarım vardı benim. Böyle bir olay yaşamıştım. En maksimum oydu yani. O çok yani. Geçmiş olsun. Ya hala düşünüyorum. Stream key'imi paylaştım ben yayın başlığında sanırım. Oo. 150 kişi yayın açtı benim yerime. Bak bu yaşamak isteyeceğin en kötü olay bu. Bir yayıncının başına gelebilecek en kötü bir şey. Kendi elimle ve isteğimle kanalımı banlattım ben. Sen koru ya Rabbim. Yani bütün abonelikler iade edildi. Kanal açılmadı uzunca bir süre. Canto'nun kanalından sürekli yayın açıyorlardı izleyiciler. Yeni izleyicilerim yumurta pişiren vardı. Siyah ekran veren vardı. Allah stream key'in elinde diyen vardı bir yani. Korkunç bir şey o stream key olayı. Yayına girip sürekli I'm Poppy, I'm Poppy dinletiyorlardı. Sürekli ama evet. Sabah akşam. Yeter. Yoksa da yoktur abi. Çok da... Yok var. Başlığa nasıl yapıştırdı ki acaba? Ve 1,5 korkunç. Saat oldu. Artık ben saldım. Chat'tekiler soruyor bana, abi yemeği söyleyeli 1,5 saat oldu, yemeğin nerede kaldı falan filan diye. Dedim ki arayayım, hoparlörü alayım, konuşalım. Abi dedi, senin adresin ne de XXX sokak XXX sokak. Senacım hoş geldin. Açık adres mi söyledi? Evet ve bunu o kadar hızlı yaptı ki, hani holokosttu, anladın mı? Hiçbir şekilde ve hoparlörü değil, elimde böyle telefon, böyle kaldım. Şimdi Kaan, son olarak şunu soracağım abi. Birçok video izledik abi şimdi. Birçok fail videosu vesaire. Bu izlediğim videolardan hangisinin senin başına gelme olasılığı daha yüksek? Suratımda yumurta patlatacağımı sanmıyorum. O kadar sığır değiliz henüz. Kedi yok. Altıma sıçacağımı da sanmıyorum. Polis desem o da gitmez. Ulan ben galiba çok güvendeyim ya. Ya bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Evi yakarsın biliyor musun? Ben evi yakabilirim çünkü ben çok... Ben yemek yerinde yakacağım diye çok korkuyordum. Ya sonuncusunun o da şöyle dedim ya, asla yapmam dediğim şeyleri yaparım falan diye. Hani mesela asla şu videoyu izlemeyeceğim. İkinci hafta. İşte hep beraber o videoya gülüyoruz falan ya. İşte asla bir daha bu şarkı dinlemeyeceğim. İğrençmiş diyorum mesela. İki hafta sonra dırırın 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 o şarkıyla falan böyle yayına giriyorum gibi. Altına sıçan adam. Kesinlikle altına sıçan adam abi, çok net. Kasa açarken. Bir o kaldı çünkü. Vallahi korkmamın yemek yanında yakarım diye. Bunu, ama bunu diyebilmeniz için. Hayır, Allah korusun yemek yayını yapmam bir daha. Bunu diyebilmeniz için önce osurmanız lazım. Ve hiç belli osurulmadı. Kanka ben sessiz ve sinsi osuruyorum. Kardeşim ben o 5000'de bir sessiz attım öyle. Senin video başlığı çıktı bak, sessiz ve sinsi osuruyorum. Hayır. Tayderba'nın az önce izlediğimiz son klibi yumurtayla alakalı. Benim başımdan geldi geçti bile zaten bunlar. Ben kafamda aynen yumurta kırmışlığım var. Evi yakan abi birazcık daha bana yakın geliyor. Çünkü ben gerçekten daldığım zaman sağımı solumu görmüyorum. Ve kameranın görmediği tarafta gerçekten büyük bir yemek jelatinlerinden, işte kağıtlarından falan filan oluşan bir
yanıcı madde ben bugün orada. Attım hepsini. Hiçbir şey yok etrafta. Yakın zamanda her yeri temizledim. Yapım aynı kaderi paylaşmam diye düşünüyorum abi. Güzel. Kaan, ilk bölümümüzün sonuna geldik abi. İzleyeceğimiz tamam. için söyleyelim. İkinci bölümümüz daha olacak haftaya. Pelin'cim, ilk bölümümüzün sonuna geldik efendim. Çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Ama ben de sevgi kelebeği. İkinci bölümümüz daha olacak. İzleyeceğimize söyleyelim. Sonraki hafta yayınlanacak o da. Okey. Söylemek istediğin bir şey var mı? Hayır. Şu an gerginlikten böyle bir şeyler sallamam gerekiyormuş gibi hissettim ama hayır yok. Çok sağ olun. Çok memnun kaldım. Siz de çok güler yüzlüsünüz. Abi bütün izleyenlere ben de teşekkür ediyorum. Tepkikolik izleyicilerine, aynı zamanda kendi Twitch izleyicilerime ve canım abonelerime de buradan selamlar gönderiyorum. Seviyorsunuz. Ben bu karantina döneminde 6 kilo falan aldım biliyor musun? Ben tartı kullanmıyorum ya. Çünkü tartıya bakarsam kilomu görürüm, moralim bozulur. O yüzden gerek yok. Duydunuz mu dünyanın en mantıklı sebebi? Dünyanın en mantıklı açıklamasını duydunuz mu? Tartı kullanmıyorum ya, çünkü tartıya bakarsam kilomu görürüm, moralim bozulur, o yüzden gerek yok. Herkese de tavsiye ediyorum. Benim şey biliyorsun, fit, kaslı, six pack'lerim falan vardı, hatırlıyorsun değil mi? Çok karizmaydın mesela. Tabii canım, ben o günleri hiç unutmuyorum. Aynen. Ben burayı ilk gördüm, dedim ki Allah'ım, bir insan niye bu kadar kas yapar, gerek var mı? Tabii canım. Ya. Ay Allah'ım. Ya çok muhteşem ya. Ya vallahi sizi gerçekten yerim. Vallahi yerim sizi. Of! Allah'ım Allah'ım. Ay! Allah'ım Allah'ım. Oha, bir de bunu 209 beğeni mi yaptınız? Allah sizi ne yapmasın ya. Teşekkür ederim, vallahi teşekkür ederim. Vallahi teşekkür ederim. Ben de şöyle yapayım o zaman. Hemen gidip yorumumuzu bırakalım. Aşırı mantıklı yorum ama. Vallahi teşekkür ederim, sağ olun. Cidden ya. Hayır, bir şey söyleyeceğim. 3261 yorum var. Şu yorumu 3000 kişi beğenmiş zaten. Vallahi teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler bu kadar benimsediğiniz için. Sağ olun.